Diyelim ki sokakta yürüyorsunuz. Sizi buraya çiziyorum. Ve bir deney yapmaya karar veriyorsunuz. Yürürken derin bir nefes alıyorsunuz. Daha sonra elinizdeki karton rulodan üflüyorsunuz. Uff. Mesela bu bir tuvalet kağıdı rulosu olabilir. Neden bununla yürüdüğünüzü sorgulamıyoruz. Tamam mı? Sonuçta deney yapıyoruz. Uzunluğuna L, yarıçapına da R diyelim. Tuvalet kağıt rulolarının genellikle yarı çapları 2 cm civarında oluyor. Tabii ki bu kesin değil ama böyle kabul edebiliriz. Bunun oldukça kolay olduğunu görüyorsunuz. Karton rulonun içinden bir nefes almak ve üflemek çok kolay, hatta eğlenceli. Bir dahaki sefere bazı şeyleri değiştiriyorsunuz, farklı bir şey yapayım diyorsunuz, tamam mı? Bu sefer bir rulo yerine bir pipet kullanıyorsunuz ve aynı şekilde hava alıp vermeye devam ediyorsunuz. Tahmin edeceğiniz gibi bu pipet ruloya göre çok daha ince. Deniyorsunuz ve bunun içinden hava üflemenin çok zor olduğunu fark ediyorsunuz. En azından daha önceki kadar kolay değil. Çok çok daha zor. Sebebini anlamaya çalışıyorsunuz. Pipeti ve ruloyu inceliyorsunuz. Pipetin uzunluğunun L olduğunu görüyorsunuz. Fakat pipetin yarı çapının ruloya göre daha küçük olduğunu fark ediyorsunuz. Pipetin yarı çapına R üssü diyelim. O da 1 santimetreye eşit olsun. Acaba pipetten hava üflemek neden daha zor? Bu soru yıllar önce bir Fransız beyefendisi tarafından daha farklı bir şekilde sorulmuştur. Bu beyefendinin ismi Doktor Jean Louis Marie Poiseu idi. Muhtemelen bu beyefendinin ismini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Akrabalarından özür dilerim böyle bir şey varsa. Evet bu bir Fransız adı. Onu da buraya yazıyorum. 1800'lerde yaşamıştır bu beyefendi. 1700'lerin sonunda doğmuş ama yaşadığı süre 1800'lü yıllara denk geliyor. Yaklaşık 1840'larda da az önce bizim sorduğumuz soruya yanıt bulacak denklemler geliştirmiştir. Neden ilk durumda borunun içine üflemek ikincisine göre daha kolay demiştik ya? Bir borumuz var ve içinden bir akışkan geçireceğiz. Bakın bu sefer gazda değil, sıvıda ee, yapacağız deney. Yani gazdan değil sıvıdan bahsediyoruz. Ama havada bir akışkan olduğu için e, ona da uygulayabiliyoruz bu dediğimizi. Yazacağımız denklemi anlamanın aslında epey kolay olduğunu göreceksiniz. Poiseu diyor ki burunun uzunluğu, hani L dediğimiz uzunluğu alırsak ve sıvının akışkanlığını gösteren viskozitesini de biliyorsak ki bunu eta olarak göstermişler eğer bu bilgilerle beraber borunun yarı çapını da buraya eklersek gösterilen direnci hesaplayabiliriz. Dirence büyük R diyeceğim. ama kafanız karışmasın. Küçük R yarı çapı gösteriyordu. Büyük R direnç. Poazöy direnç eşittir. 8 çarpı uzunluk çarpı viskozite bölü pi çarpı yarı çap üzeri 4'e eşittir diyor. Bu biraz karışık görünebilir ama şuna bakın. Bütün bu değerleri biliyoruz. Mesela borunun uzunluğunu hemen ölçebiliriz. Viskoziteyi de bulabiliriz. Yapmamız gereken tek şey yarıçapı hesaplamak. Sonuç olarak direnci hesaplayacağız. Bu oldukça işe yarayan bir formüldür. Bu formülü daha önceki örneğimizi anlamak için kullanabiliriz. Hadi bu örneği açıklayalım. Az önceki denklemimizi alalım. R büyük R yani direnç eşittir. Denklemi olduğu gibi yazıyorum. 8 çarpı uzunluk çarpı viskozite bölü pi çarpı r üzeri 4. Ama bunun üzerinde biraz oynayacağım. Değerleri yerine koyuyorum diye düşünelim. Neden? Çünkü böylece her şey daha açık görünüyor. Bakın, buradaki bütün değerleri örneğimizden doğrudan yazabiliriz. Böylelikle bu ikisi arasında, yani direnç ve yarı çap arasındaki ilişkiyi daha rahat görebileceğiz. Yarı çapı tek başına yazdığımızda bir orantı oluşturdum. Direnç yarı çapla ters orantılı diyebiliriz değil mi? yarı çap büyüdüğünde direnç küçülecek. Ve bu oldukça hızlı gerçekleşecek çünkü yarı çapın dördüncü kuvvetini alıyoruz. Şimdi diğer tarafı inceleyelim. Aynı denklemi buraya da yazalım. Direnç eşittir. 8 çarpı uzunluk çarpı viskozite bölü pi çarpı yarı çap. Biraz önce buraya r üssü demiştik. O yüzden buraya r üzeri 4 yerine r üssü üzeri 4 yazacağım. Bu ikisi arasındaki ilişkiye yeniden bakalım. Yarı çapa bir önceki örnekte 2 santim demiştik. R üssüne de 1 santim olsun demiştik. Dolayısıyla R üssü R'nin yarısına eşit olmalı. Elbette bütün bu rakamları kafamdan uydurdum. Burada sadece aradaki ilişkiye bakıyoruz. İkinci denklemimde yarı çap yerine R bölü 2 yazıyorum. Yani dirençle yarı çapın oranına bakacağım böylece. Direnç 1 bölü r üzeri 4 ile orantılı. Yani bu da demek oluyor ki yerine koyduğumuzda r bölü 2'nin 4. kuvvetini almamız gerekiyor. Yani burası 1 bölü r üzeri 4 bölü 16 oldu. Çünkü 2'nin 4. kuvveti 16'ya eşit öyle değil mi? Aynı zamanda 16 burada payday, e, paydada bunu ters çevirip yazarsak direncin 16 bölü r üzeri 4 ile orantılı olduğunu görürüz. Diğer bir de işte bu da direnci 16 katına çıkarıyor. İlk denklemeye bakarsak bir yerine 16 yazmış olduk. Bu da demek oluyor ki direnç ilk durumdan 16 kat daha fazla. Bu gerçekten ilginç bir durum. Bu örnekte yarı çapı 1 santim küçülttüğümüzde, yani sadece 1 santim oynadığımızda direnç tam 16 katına çıkıyor. İşte o yüzden ikinci örnekte pipetin içinden üflemek o kadar zor. Hadi bunu kan damarlarına uygulayalım. Aslında kan damarlarımız da birer boruya benzer. Bu benzetmenin e, nereye gittiğini siz de anlarsınız. Kan damarlarının arteriyol ya da atar damarcıklar dediğimiz parçaları vardır. Bunlar dolaşım sisteminin birer parçasıdır. Arteriyollerin çok ilginç bir özelliği bulunuyor. Eğer yakından incelerseniz arteriyollerin düz kas tabakası ile çevrelendiğini görürsünüz. Bu düz kas bantları arteriyolleri çevre sarıyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Düz kas gevşediğinde şöyle gösteriyorum. Arteriyol de genişler. Yani damarlar gevşek haldeyken düz kaslarda oldukça e, gevşektir. Damarlar büzüştüğünde ise kaslar çok kasılmışlardır. İşte böylece yarı çap ayarı yapılabilmektedir. üzerlerindeki kasları da şöyle çizeyim. Bir tarafta oldukça rahat gevşekken, diğerinde daha sıkı ve kasılmıştır. Bu yarı çapı diğerine kıyaslayın. Aynı bizim gösterdiğimiz pipet ve rulo örneğine benziyor, öyle değil mi? Düz kaslar gevşediğinde bu duruma damar genişlemesi ya da vazodilasyon diyoruz. Vazo damar dilasyon da genişleme demektir. Kasıldığında ise bu durumu vazokonstriksiyon yani damar büzülmesi olarak adlandırıyoruz. Bu adlandırmaları yapmamızın nedeni vazodilasyon durumunda kan damarları genişlediği için içinden akan kan da daha rahat geçecek. Çünkü damarlarınızda düşük bir direnç söz konusu olacak. Vazokonstriksiyonda da tam tersi yani damar e, yüksek yani daha yüksek damar basıncınız olduğu için artık buradan da kan daha zor bir şekilde geçecek. Evet artık bunların nedenlerini de böylece öğrenmiş oldunuz arkadaşlar.